materyal tasarımı dersiyle birlikte sizlerleyim. Toplamda materyal tasarımında 5 sorumuz olacak. Ancak bakın materyal tasarımı destekleyen derslerimizden bir tanesi öğretim yöntem teknikleri dersimiz olacak. Dolayısıyla ÖYT'niz ne kadar iyi olursa olsun materyalde bazen gelecek arkadaşlar. Birkaç tane soruyu hem algılama kapasiteniz yüksek olacak hem de çözmeniz o kadar kolaylaşacaktır, bu bir. İki, şimdi materyal tasarımı dersine baktığımız zaman materyalde bilgisayar destekli öğretim yazılım türleri bakın çıkmakta. Bunlardan bir tanesi simülasyon yazılımlarıydı. Bunlardan bir tanesi eğitsel oyun yazılımlarıydı. Tekrar alıştırma yazılımlarıydı. Öğretimsel yazılımlar, birebir yazılımlar bakın vardı. Problem çözme yazılımları bakın vardı. Ben bunları sizlere nerede anlattım? ÖYT'nin son ünitesi olan öğretim tekniklerinde bilgisayar destekli öğretimi anlatırken verdim. Dolayısıyla bir de arkadaşlar burada yer vermeyeceğim. Hem ÖYT'nin konusudur hem materyalin konusudur ama son yıllarda materyalde soru olarak karşımıza gelmekte. Bunu öncelikle bilmenizi isterim. O yüzden bilgisayar destekli öğretim yazılım türlerine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Gelelim ikinci konumuza. Edgar Dale'nin yaşantı konisi. ÖSYM bu konuyu sever. Her sene olmasa bile ara ara karşımıza soru olarak getirir. Şimdi burayı dilerseniz ezberleyebilirsiniz ama ben az çok artık tarzımı anlamışsınızdır. Ben ezberi arkadaşlar çok karşı olan hocalardan aslında bir tanesiyim. Gelin nasıl öğreneceğinizi sizlerle biraz konuşalım. Şimdi önceki bakın öğretim yöntem tekniklerinin ilk şeyinde, ünitesinde öğretim ilkeleri konusunu anlatmıştım size, bilmem hatırlar mısınız? Ve burada açıklık ilkesinden bahsetmiştim. Demiştim ki çok sayıda duyu organına hitap edecek materyal kullanıyorsa ya da yöntem teknik kullanıyorsa ve çok sayıda duyu organına hitap edecek yöntem teknikle materyalle dersler işleniyorsa orada açıklık ilkesi vardır demiştik. Ve açıklık ilkesinin temeli neye dayanır demiştim? Edgar Dale'nin yaşantı konusuna dayanır demiştim. Dolayısıyla bakın bir çıkmış sınav sorusudur bu. Aşağıdakilerden hangisi açıklık ilkesini daha fazla destekler dediğinde orada Edgar Dale'nin yaşantı konisine göre soruyu ne yapabilirsiniz materyalde çözebilirsiniz diyoruz. O zaman çok sayıda Edgar Dale o zaman ne diyor? Bir öğrenme ortamı ne kadar çok sayıda duyu organına hitap edecek şekilde düzenlenirse o öğrenme ortamında o kadar çok kalıcı ve anlamlı öğrenmeler meydana gelir diyor. Yani ben bir dersi işlerken sadece anlatım yöntemini kullanarak işliyorum. Ama bir başka dersi işlerken ben bakın akıllı tahtadan yararlanıyorsam ya da ben arkadaşlar bunun yanı sıra maket modeller kullanarak o dersi anlatıyorsam benim anlatmış olduğum ikinci ders daha açık ve anlaşılır olur. Neden? Çünkü ben çok sayıda duyu organlarını işin içerisine katacak ne kullandım? Materyal kullandım. Dolayısıyla Edgar Dale'nin yaşantı konisi de bundan bahsediyor. Bu sebepten ötürü bakın bir piramit çizmiş. Piramidin tabanı geniş, giderek ne yapıyor? Daralıyor. Dolayısıyla bu arkadaşlar piramidin tabanından yukarıya doğru çıkıldıkça diyor ki Edgar Dale, daha basitten daha karmaşağa doğru gider. Daha somuttan daha soyuta gider. Çok sayıda duyu organından az sayıda arkadaşlar duyu organına gider diyor. Ya da kendi kendinizi öğrenmeden başkalarının yardımıyla öğrenmeye doğru gider diyor. Ve bundan ötürü tabandan aşağı doğru, yukarıya doğru pardon, gidildikçe öğrenmelerdeki kalıcılık ne yapar diyor? Azalır diyor. O zaman tabanda daha kalıcı öğrenmeler varken yukarıya doğru gidildikçe var olan öğrenmelerin, bakın duyu organının sayısı azaldığı için öğrenmelerde kalıcılıkta o oranla ne yapılacaktır? Azalacaktır diyor. Şimdi şunu söylüyorum bakın. Piramidi incelediğimizde 11 parçaya bölmüşüz bakın. En altta doğrudan doğruya elde edilen maksatlı yaşantılar diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu aslında arkadaşlar yaparak yaşayarak öğrenme demek. O zaman bunun temelini neye dayandırıyoruz? En kalıcı öğrenmeler yaparak yaşayarak öğrenmelerle oluşur diyoruz. İkincisinde model ya da arkadaşlar numuneler diyoruz.
maket ve model arasındaki ayrımı sonraki videolarda vereceğiz. Şimdi model numuneler ya da maket modellerle elde edilen yaşantılar diyoruz. Öğretim yöntem tekniklerini bir hatırlayalım. Gerçeğe yakın ortam oluşturabilmek için maket ve model kullanmıyor muyduk? Peki maket ve model kullanarak çocukların gerçeğe yakın ortamda konuyu yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak neydi? Simülasyondu. O zaman aslında ikinci aşama bizi nereye götürecek? Simülasyona götürecek. Sonra canlandırmalar dediğimiz dramatizasyon var. Sonra gösteri var. Sonra gezi geliyor. Sonra sergi geliyor. Sonra TV geliyor. Hareketli arkadaşlar, resimlerimiz var. Sonra radyolar, plaklar, şeritler yer alacak. Sonra bakın, görsel semboller en üstte ise ne olacaktır? Sözel semboller olacaktır. Sözel sembollerden aslında bir nebze anlatılan nedir? Anlatımdır. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Yaparak, yaşayarak öğrenmeden anlatıma doğru gidildikçe, bakın, kendi kendine öğrenmeden başkalarının yardımıyla öğrenmeye doğru aslında gidiyoruz. Daha çok sayıda duyu organının işin içerisine dahil edilerek yapılan öğrenmeden, daha az sayıda duyu organının işin içerisine dahil edilerek meydana gelen öğrenmelere doğru gidiyoruz. Ya da daha, arkadaşlar bakın, çok sayıda duyu organının işin içerisine katarken giderek az sayıda duyu organının işin içerisine dahil etmiş olmamız burada kalıcılığın düşmesine sebebiyet verecek. Dolayısıyla alt tabanda daha kalıcı öğrenme sağlanırken üstte daha az öğrenmelerle karşı karşıya ne yapacağız? Kalacağız. Hocam ben bunları ezberlemek istemiyorum diyebilirsiniz. Ancak size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir teknik vereceğim size ama vermeden önce. Normal koşullarda bana şunu söyler misiniz? Gezi gösteriye göre daha kalıcı öğrenme sağlar. Normal koşullarda Edgar Dale demeseydi. Ama Edgar Dale'nin yaşantı konisine baktığımda gösteri geziden önce geldiği için gösteri geziye göre daha kalıcı öğrenme sağlar. Şurası bir istisnadır. Bunun bir sebebi var ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Bir istisnadır. Sadece Edgar Dale'nin yaşantı konisi denildiğinde gösterinin geziye göre daha kalıcı öğrenme sağladığını bilin. Bu benim için yeterlidir. Bir daha söylüyorum. Edgar Dale'nin yaşantı konisi denildiğinde gösteri geziye göre daha kalıcı öğrenme sağlar deyin, benim için yeterlidir. Ama Edgar Dale demeseydi normal koşullarda gezi gösteriye göre daha kalıcı öğrenme sağlayacaktır diyoruz. Şimdi lütfen beni herkes dikkatle dinlesin. Şuraya yazalım. En iyi, en anlamlı, en kalıcı öğrenme nasıl sağlanır diye bize sorarlarsa diyeceksiniz ki bir, yaparak, yaşayarak meydana getirmiş olduğunuz öğrenmeler en kalıcı öğrenme sağlar. Sonra diyeceksiniz ki iki, çok sayıda duyu organı işin içerisine dahil edildiği öğrenme ortamlarında daha kalıcı öğrenme sağlanır. Sonra diyeceksiniz ki üç, kişinin kendi kendine meydana getirmiş olduğu öğrenmeler her zaman daha kalıcı öğrenme sağlar diyeceksiniz. O zaman bakın, en kalıcı, en anlamlı, en iyi öğrenmeler bu üç yolla oluşur. Bunu size ÖYT'de de sorabilirler, bunu size materyal tasarımda da sorabilirler. Aşağıdakilerden hangisi daha kalıcı öğrenme sağlar der ÖYT'de. Ama verilen seçeneklerde ya bir etkinlikten bahseder ya da bir yöntem teknikten bahseder. O zaman seçeneklerde yapmanız gereken ilk şey ne? Seçeneklere bakacaksınız. Seçeneklerde en çok yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan seçenek hangisi ise cevabınız odur diyeceksin. Peki iki seçeneği de yaparak, yaşayarak öğrenme olarak vermiş olsun. Hemen ikiye başvuracaksın. Bu iki tanesinin hangisinde daha çok sayıda duyu organı işin içerisine dahil edilmiş? İşte bu ikisini de sorduğunda hangisinde daha çok sayıda duyu organı varsa cevabınız olacaktır. Ama materyalde sorduklarında aşağıdakilerden hangisi daha kalıcı öğrenme sağlar dediklerinde ve bir materyal verildiğinde bu üç maddeye bakıyorsunuz. Bu üç maddede en çok artıyı alan hangisi ise en çok yaparak, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan
ya da en çok arkadaşlar duyu organına hitap eden hangisi ise cevabımız nedir diyeceğiz? Odur diyeceğiz. Şimdi lütfen beni dikkatle dinleyin. ÖSYM tarafından farz edin ki seçeneklere proje konuldu. Farz edin ki seçeneklere simülasyon, benzetim konuldu. Bir de seçeneklere ne konulsun? Drama konulsun. Soru bana şunu soruyor. Diyor ki Edgar Dale'nin yaşantı konisine göre aşağıdakilerden hangisi daha kalıcı öğrenme sağlar? Direkt proje demiyor, direkt simülasyon demiyor, direkt arkadaşlar canlandırma baksana drama demiyor. Bilmem neyle ilgili bir arkadaşlar ürün ortaya çıkarma. Bilmem neyle ilgili gerçeğe yakın bir ortamda yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlama. Bilmem neyle ilgili canlandırma yapma diyor. Yani bu arkadaşlar yöntem, teknik ya da kuramların size uygulanış şekli arkadaşlar seçeneklerde veriliyor. Edgar Dale dedi mi? Dedi. O zaman Edgar Dale'nin yaşantı konisi varsa size verilen seçenekte bu üçüne de bakmak zorundasınız. Şimdi işte burada ne devreye giriyor bakın. Şu basamakları ezberlemek istemiyorsanız ÖYT bilginizin iyi olması lazım. Soruyorum üçünden hangisinde daha çok yaparak yaşayarak öğrenme var? Bana diyor ki bakın cevap proje. Yine soruyorum iki. Hangisinde daha çok sayıda duyu organı işin içerisine dahil edilir? Proje sınıf içi ve sınıf dışı olduğu için arkadaşlar proje dedim. Ama o esnada sınav esnasında zihniniz arkadaşlar karıştı. Aklınıza simülasyon da geldi. O zaman her ikisine de artıyı ne yapabilirsiniz koyabilirsiniz. 3. Hangisinde daha çok kendi kendine öğrenme vardır? En çok kendi kendine öğrenme projedir. Bu nedenle en çok artıyı proje aldığı için cevabınız ne olacaktır? Proje olacaktır. Ama bunlar arasında gezi ve gösteri olsaydı bu bir istisna durumdu. Bunu bilmek zorundaydınız. Gezi ve gösteri varsa Edgar Dale diyorsa önce gösteri sonra gezi daha çok kalıcı öğrenme sağlar diyecektik. Gezi ve gösteri dışında istisna bakın durum dışında Edgar Dale ile ilgili gelen sorularda seçeneklere bu üçü soruyu sorduğunuzda en çok artıya hangisi alıyorsa cevabınız odur diyebilirsiniz. Ama hocam ben ÖYT bilgime çok güvenmiyorum derseniz ki kızarım. Şunları ezberleyebilirsiniz. Ama bakın örnek veriyorum anlatım dedi. Burada anlatım var mı? Yok. Anlatım neyin içerisinde yer alır? Sözel sembollerin içerisinde yer alır. İşte bunları da yorumlayabilmeniz lazım. O yüzden bunu yorumlamaktansa şu mantığa göre soru çözmenizi her zaman ne yapıyorum? Tavsiye ediyorum. Şimdi bir noktada uyarıyorum. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Mesela proje mi daha kalıcı öğrenme sağlar, gösterip yaptırma mı? ÖYT bilgilerimize göre proje daha kalıcı öğrenme sağlar. Bunu cebe koyduk. Peki soru şöyle olmuş olsaydı. Pergelle daire çizebilme hedefini öğrencilere kazandırmak isteyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisine yer verirse daha kalıcı öğrenme sağlar diyor. Şimdi benim hedefim ne? Pergelle daire çizebilme. Peki pergelle daire çizebilme hedefinde proje mi kullansam daha kalıcı öğrenme sağlar gösterip yaptırma mı? Bu sefer gösterip yaptırma oldu doğru mu? E peki normal koşullarda proje daha kalıcı öğrenme sağlıyordu. Neden projeye gitmedik? Çünkü bize bir konu verilmiş. Bize bir kazanım verilmiş. Dolayısıyla konunun yapısı hangi yöntem tekniğin daha kalıcı öğrenme sağlayacağını bakın belirlemesini sağlar. Bize dolayısıyla bir konu verildiğinde bu konunun yapısı da hangi yöntem tekniği seçeceğimiz noktasında bize karar verici bir husus olacaktır. Dikkat etmeniz lazım. Bir noktada uyarıyorum. Etra abi şu altı bir alır mısın sana zahmet? Bakın eğer ÖSYM sana Edgar Dale'nin yaşantı konisi denildiğinde ya tabloya göre çöz ya da az önce şurada vermiş olduğum üçlü maddeye göre çöz. Ama eğer ÖSYM sana Edgar Dale'nin yaşantı konisi demiyorsa o zaman burada ne yapacaksınız? Burada bir ÖYT bilginizi kullanacaksınız. İki size bir konu verildiyse konunun yapısına ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. O zaman biz şuna dikkat etmemiz lazım. ÖSYM'nin bize neyi sorup neyi sormadığını, neye göre sorup sormadığına dikkat etmemiz lazım.
Bakın bununla ilgili iki tane mükemmel sorumuz var. 2016 yılında KPSS'de geldi ikisi de. İki soruyu da ben tahtaya yazdım. Video defterlerinizde 2013 yazıyorsa bunu düzeltin. 2016. Her ikisi de 2016 KPSS sınav sorusudur. Soru şöyleydi. Ben soruyu size okuyayım. Bir tablo arkadaşlar verilmiş. Bu tabloda öğretmen ne yaparsa bakın daha çok somutlaştırma sağlar dedi. Bakın öğretmen bu ikililerden iki tanesini sormuştu. Hangisine yer verirse daha çok somutlaştırma sağlar dedi. Bana açıklık mı dedi? Hayır, açıklık dedi. Deseydi Edgar Dalay'a göre çözebilirdim bakın. Ama bana açıklık dememiş. Bana somutlaştırma demiş. O zaman bana şunu söyler misiniz? Çok basit bir örnekle anlatalım. Beyni anlatıyorum. Ne yaparsam beyni daha çok somutlaştırmış olurum. Sınıfa gerçek beyin getirirsem bakın daha çok somutlaştırmış olurum. Bir durumu daha iyi somutlaştırabilmek için o zaman önce ne yapmamız lazım? Gerçek beyni sınıfa getirmem lazım. Yani gerçeğiyle yüz yüze bırakma yapmam lazım. Peki ben beyin bulamadım. Ne yaparım? Beyin maketi ya da beyin arkadaşlar neyi kullanırım? Modeli kullanırım. O zaman ikinci aşamada birinci dereceden en iyi somutlaştırmayı gerçeğiyle yüz yüze bırakarak yaparız. İkinci dereceden en iyi somutlaştırmayı maket ve model kullanarak yaparız. Bana soru bunu mu soruyor? Evet. O zaman gelin somutlaştırma olup olmadığına bir bakalım. Bir, soğan zarını incelerken de ne kullanılmış? Mikroskop kullanılmış. Ben bizzat gerçeğiyle yüzü bırakıyor muyum? Bırakıyorum. O zaman burada somutlaştırma var mı? Var. Kaçıncı dereceden gerçeğiyle yüzü bıraktığım için birinci dereceden. Devam ediyorum. Güneşin bitki üzerindeki etkisinin yapay modellerle işleme. Bana şunu söyleyeyim. Ben yapay modeller kullanarak bitkinin güneş üzerindeki etkisini inceliyorsam burada somutlaştırma var mı? Var. Kaçıncı dereceden model kullandığım için ikinci dereceden. Yine devam ediyorum. Okuma yazma oranları ve metin, yazılım metin kullanılmış. Bakın okuma yazma oranlarını yazılım bir metinle gösterme ne somutlaştırmayı sağlar ne kalıcılığı sağlar. O yüzden çarpı yedik. Tarihi mekanları inceleme alan gezisi. Bakın alan gezisine götürüp tarihi mekanları olduğu yerde inceletiyorsam somutlaştırma var mı? Var. Ama kaçıncı dereceden gerçeğiyle yüz yüze bıraktığım için birinci dereceden somutlaştırma vardır. Dolayısıyla bakın ilk ikiliyi sormuştu. Cevabımız 1 ve ne olacaktı? 4 olacaktı. Ama 2016 yılında öğretmen arkadaşlarımız buna 1 ve arkadaşlar 2 dedi. Seçeneklerde 1 ve 2 vardı ve tökezlediler. Cevap 1 ve 2 arkadaşlar değildi. Bana somutlaştırmayı sorduğu için cevap 1 ve 4. Peki neden 1 ve 2 dediler? Şimdi beni dikkatle dinleyin. Edgar Dalay'ın yaşantı konisine göre çözdükleri için 1 ve 2 dediler. Ben Edgar Dalay'ın yaşantı konisine baktığımda bakın modeller nerede? İkinci sırada. Peki alan gezisi dediyse gezi nerede arkadaşlar? Bakın şurada. Edgar Dalay'ın yaşantı konisine göre gezi maket ve modellere göre, numunelere göre daha az öğrenme sağlar. O nedenle maket ve modeller daha kalıcı öğrenme sağlar dedikleri için 1 ve 2'yi yanıt olarak ne yaptılar? Bakın 2'yi seçtiler en somutlaştırır dedikleri soruda. Ama soru sana Edgar Dalay demiş miydi? Hayır. Soru sana açıklık demiş miydi? Yine hayır. O zaman neden Edgar Dalay'a göre çözüp 1-2 dedin ki? Sen bunu normalde somutlaştırma, ÖYT bilginin mantığını kullanarak yapacaktın. Peki gel ikinci soruya. Bu da 2016'da geldi. Çevremizi tanıyalım ünitesini işlemek istiyor. Hangisine yer verirse daha kalıcı öğrenme sağlar dedi. Seçeneklerin iki tane çeldiricisi vardı. Biri canlandırmaydı, biri geziydi. Bana şunu söyler misiniz? Bana bir konu verdi mi? Verdi. Bana Edgar Dalay dedi mi? Demedi. Bir konu var mı? Var. Ben o zaman bu konunun yapısına dikkat etmek zorunda mıyım? Evet.
Çevremizi tanıyalım ünitesine ilişkin. Geziye mi götürürsen daha kalıcı öğrenme sağlarsın, canlandırma yaparsan mı? ÖYT bilgilerim doğrultusunda konunun yapısı gereği alan gezisine götürmem daha kalıcı öğrenme sağlayacaktır. Ama bu soruya da canlandırma dedi arkadaşlarınız. Neden? Çünkü soruyu yine Edgard Dalay'a göre çözdüler. Bak buraya. Canlandırmaya baktığımızda dramatizasyon bakın buradaydı. E bir de gezi var. Gezi de arkadaşlar onun üstündeydi. Edgard Dalay'a göre canlandırma geziye göre daha kalıcı öğrenme sağlar. Dolayısıyla Edgard Dalay'ın yaşantı konisine göre çözdükleri için cevabı Adana olarak verdiler. Ama soru sana Edgard Dalay demedi. Soru sana bir tane konu verdi. Verilen konunun yapısı bizim için önemlidir demiştik. Toparlıyorum ve şunu söylüyorum. Edgard Dalay'ın yaşantı konisi denildiğinde tabloyu ezberlemek istemiyorsanız şu üçüne bakarak soruyu çözeceksiniz. Ama Edgard Dalay'ın yaşantı konisi demiyorsa ÖYT bilgilerinizi devreye sokup bir de konu verildiyse konunun yapısına dikkat edecek şekilde soruyu çözmeniz lazım. Burada son bir şey verelim ve burayı arkadaşlar bitirelim. Bir de bize araç gereç bakımından seçeneklere araç gereç koyarlar. En kalıcı öğrenme nasıl sağlanır diye sorarlar. Bak buradaki mantık yine Edgard Dalay'ın yaşantı konisi mantığıdır. Ama orada göremeyeceğiniz için buradan veriyorum. Edgard Dalay'ın yaşantı konisinde bir arkadaşlar ne çizmiş? Piramit çizmiştik. Şimdi bakın bu piramidin bu piramidin aşağısından yukarısına doğru gidildikçe en altta görme duyusu vardır, işitme duyusu vardır. Şunu bir el olarak düşünün, bir de yapma arkadaşlar var. Üste doğru gidildikçe duyu organı sayısı giderek azalır. Görme, işitme kaldı. Sonra görme kaldı, sonra ne kaldı? İşitme kaldı. Edgard Dalay'ın en altında, yaşantı konisinin en altında ne vardı? Doğrudan doğruya maksatlı yaşantılar vardı. Demek ki burada üç duyu organı da işin içerisine giriyor. Peki en üstte ne vardı? Sözel semboller vardı. Sözel sembollerden kastettiğimiz neydi? Anlatımdı. Demek ki anlatımda sadece işitme bakın devreye giriyor. O zaman aşağıdan yukarıya doğru duyu organı sayısı giderek ne yaptı? Azaldı. Dolayısıyla kalıcılık ne yaptı? Azaldı. Bize araç gereç bakımından en kalıcı öğrenme hangisiyle sağlanır tarzındaki sorularda duyu organlarını işin içerisine sokacaksınız. Bir tane basit bir örnek verelim. Bakın radyo ve televizyon diyelim. Üç tane duyu organını ele alacaksınız ve şöyle değerlendireceksiniz. Radyoda görme yok ama TV'de görme var. Radyoda işitme var, TV'de de işitme var. Radyoda yapma yok, TV'de de yapma yok. Baktığım zaman en çok duyu organını kim arkadaşlar aldı? TV. O zaman TV ya da TV nerede oldu? TV burada oldu. Radyo arkadaşlar nerede oldu? Radyoda bakın burada oldu. O zaman en kalıcı öğrenmeyi kim sağlar diyeceksiniz? TV sağlar diyeceksiniz. Yine devam edelim. Bir tane örnek daha. PC dediğimiz bilgisayar ve ne diyoruz? Akıllı tahta diyoruz. Görme var mı? Var. Görme var mı? Var. İşitme var mı? Var. İşitme var mı? Var. Yapma var mı? Var. Hocam yapma bilgisayarda nasıl oluyor? Bilgisayar destekli öğretim yazılımlarında simülasyon yazılımlarıyla yaparak yaşayarak öğrenmeyi destekliyorduk. Ama akıllı tahtada yapma yoktur. Hocam nasıl akıllı tahtada yapma yok? Akıllı tahtada çocuklar şekil çizip o şekilleri hareket ettirebilirler. Kaldı ki akıllı tahtanın büyük bir arkadaşlar kullanımı öğretmene aittir. Dolayısıyla burada en kalıcı öğrenmeyi en çok duyu organı alan PC ne yapar? Bilgisayar sağlar diyoruz. Araç gereç bakımından da en iyi kalıcı öğrenme nasıl sağlanır derse duyu organlarını işin içerisine dahil edeceksiniz. Şunu unutmayın. %83 oranla görme duyusu en kalıcı öğrenme sağlar. %1 oranla da tatma en az öğrenme sağlar diyoruz. Ve an itibariyle sizlerle birlikte Edgard Dalay'ın yaşantı konisini bitirmiş bulunmaktayız.
ara ara karşımıza soru olarak gelen yerlerden bir tanesidir ve bizim için önemli konulardan bir tanesidir. O zaman bu konuyu geride bıraktık. Hadi gelin bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle.